Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Sübhanallah diyene on hasene. La ilahe illallah diyene yirmi hasene. Elhamdülillah diyene otuz hasene vardır. Önce takdis yani Sübhanallah. Sonra tevhid yani La ilahe illallah. Ve sonra da şükür yani Elhamdülillah vardır. Şükürde takdis ve tevhid de vardır. Yine buyurdular Efendimiz, zikrin en faziletlisi tevhid, yani la ilahe illallah, duanın da en makbulü hamd etmektir. Yani elhamdülillah demektir. İmam Gazali Kutfe Ruh buyurur ki, manaları kalbe yerleşmedikten sonra, bu kelimelerin yalnız dille söylenmelerine, bu mükafatların verileceğini de sanma. Subhanallah takdise Allah Teala'yı noksan sıfatlardan tenzih etmeye. La ilahe illallah tevhide Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığı hakikatını ifadeye. Elhamdülillah da bütün nimetlerin bir olan Allah'tan geldiğine delalet eden kelimelerdir. Mükafat iman ve yakın babında olan marifetlerdir. Bunları düşünüp anlamak gerekir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Siz zikreden bir dil, şükreden kalbe sahip olunuz. İbni Mesud radıyallahu anh da şöyle buyurur. Şükür imanın yarısıdır.